mide şişiyor. Mide balon gibi. Şöyle balon getirdim bugün. Ama mide balon gibi ama nasıl balon? Kas balonu, kas gibi. Kas torbası gibi. İnsanın midesi birçok yan kaslar, düz kaslar, çizgi kaslar, kaslardan oluşan bir torba gibidir mide. Genişler, 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 büyür. Kişi 5 kilo otursa efendim karpuz yiyor, üzüm yiyor, incir yiyor, yanında efendim çorba içiyor, kuru fasulye, pilav vesaire vesaire durmadan yiyor. 5 kilo yiyen var. Büyür de büyür. Balon gibi mide. Ve tabii ki ondan sonra reflü başlıyor, şişkinlik başlıyor, hazımsızlık başlıyor, ağrılar, sancılar. Hemen de olmayabilir. Zamanla bu birçok hastalığı tetikleyebilir. En ideal beslenme nedir? Yani Ramazan'da ne yapmak gerekir? Ramazan haricinde de bir kurala uymak gerekir. Peygamberimizin bir sünneti var. Nedir? Yemekten önce salata veya meyve yemek. Salataya ya yemeğe salata veya meyveyle başlamak gerekir. Çorbayla başlarsanız ne olur? Çorbayla başladığınızda mide birdenbire açılır. Yersiniz yersiniz balon gibi şişer, genişler genişler. Oysa salata veya meyveyle yediğiniz başladığınızda bir tane meyve veya kavuz, karpun, üzüm her neyse veyahut da salatayla başlamak gerekir yemeğe. Neden? Çünkü çorbayla başladığınızda yemeğe bu katı gıdalar, kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya vesaire veya un mamulleri, hamur işleri, makarna, börek, çörek hepsi aşağı iner. Bunlar hemen çözülen gıdalar, katı gıdalar midenin alt kısmına indi. Arkasından meyve yediniz, üstte kaldı. Lifli madde yukarıda kaldı. Veya salata yediniz, yukarıda kaldı. Midenin altı ve üstü. Ne oldu? Mide çalışıyor. Çamaşır makinesi gibi durmadan böyle pompalıyor, pompalıyor, pompalıyor. Durmadan çalışıyor. Ne kadar çalışırsa çalışsın, midenin altında bu kişinin yemiş olduğu, içmiş olduğu çorba, kuru fasulye, nohut, mercimek, veselye veyahut da dolma, sarma hepsi altta kaldı. Salata da, meyve de sonra yediği için üstte. Peki ne olacak? Bunlar sindirilmiyor, tam sindirilmiyor. Şimdi kişi mide 2 saat çalıştı. Artık burada hazmedilecek bir şey yok diyor mide. Beyne sinyal gönderiyor. Diyor ki tamam bitti gitti. Ama yukarıdasından haberi yok. Çünkü üstte, burada sinir yok. Midenin içerisinde. Alttan bakıyor, kontrol ediyor. Tamam sindirildi. Bırakabilirsin. Alt kapak açılıyor. Açılır açılmaz yediği her şey yani püre haline geliyor. Hepsi aşağı iniyor. İnce bağır. 12 parmak bağırsağına. Bu ne olur? Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, bir sürü hastalık tetikler bu. Tehlikeli bir durum. Çünkü diğerleri sindirilmedi. Bu üsttekiler sindirilmediği için ne oldu? Sindirim rahatsızları başlar. Bu karaciğeri yorar, pankreası yorar, 12 parmak bağırsağını, ince bağırsağı, kalın bağırsağı, bütün sindirim sistemini bu tür beslenme yorar. Ha, böyle beslenme devam ederse kişi de halsizlik, dermatsızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları başlar. Zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire bir sürü hastalık başlar. Niçin? Çünkü sindirmiyor. Peygamberimizin sünneti nedir? Önce yemeğe, Ramazan'la ilgili değil bu sadece. Genelde her zaman salatayla başlamak veya meyveyle başlamak. Salatayla veya meyveyle başladığınızda ne oldu? Bunu ters çevirdik. Altta kaldı sebze meyve. Altta kaldı. Üstüne efendim çorba, kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya veya hamur işi yediniz ne yerseniz yiyin. Öbürleri zaten nedir? Çözülen gıdalar. Bu çözülmeyen lifli maddeler altta. Çamaşır makinesi gibi çalışan bu mide ne yapıyor? Böyle çalkalıyor, çalkalıyor, çalkalıyor. Lifli madde altta olduğu için bunun sindirilmesi kolay değil. Zor. Eğer önce çorbayla başlarsa kişi 2 saatte hazmediyorsa, mide gönderiyorsa 12 parmak bağırsağına, önce meyveyle, salatayla başlarsa kişi yemeğe 4 saat çalışıyor. Bunu hazmetmek için. Yani tam sindiriyor. salatayla meyveyle başlarsa kişi mide onu hemen göndermez. 4 saat çalıştıktan sonra, iyice hazmettikten sonra, püre haline getirdikten sonra, yani bunun gibi püre haline getirdikten sonra gönderir. 12 parmak bağırsağına. Ama kişi çorbayla başlarsa yeme, ne olur? Sindirmeden, hazmetmeden, püre haline getirmeden, bray haline, püre haline getirmeden gönderir. Bu da karaciğeri yorar, pankreası yorar. 12 parmak bağırsağını, ince bağırsağı. Bu da zamanla organlar çalışa çalışa yorulur, yağlanır. Kişide göbek oluşur, kalça, basen, evet, vesaire vesaire. Bayanlarda basen, erkeklerde göbek yağlanır. Bu da birçok hastalığı tetikler. Peygamber Efendimiz'in sünneti neymiş? Yemekten önce salata veya